Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Mahir Ulutaş, 2015 yılında 500 bin asansörden sadece 203 bininin periyodik kontrolünün yapıldığına dikkat çekti. Bugün için asansörlerin %73'ünün uygunsuz olduğunu söyledi. Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Mahir Ulutaş, kontrol oranındaki düşüklüğünün yanı sıra asansörün güvensiz olduğunu gösteren kırmızı etiket oranının da çok yüksek olduğunu söyledi. 2014 yılında %55 olan uygunsuz asansör oranı 2015 yılında %58'e çıkmış durumda. Ve 2016 yılının ilk 10 ayına baktığımızda %73.3 gibi çok büyük bir sayıya ulaştığını görüyoruz. Uygunsuz asansörlerin ve dolayısıyla kırmızı etiket alan asansörlerin oranını. Ulutaş, İzmir ve İstanbul'daki kazaları işaret etti. Bakımları yaptırın dedi. Bu işin tekniğinden habersiz insanların, tabii ki bina sahiplerinin, yöneticilerinin bu konuda uzmanlıkların olmasını bekleyemeyiz. Ancak onların da sadece maliyete bakarak bu tarz teknik donanımı olmayan firmalardan servis almaları nedeniyle çok büyük bir risk yaşıyoruz. Hatta hepimiz yıllar içerisinde biliyoruz, işte Torunlar'da, Karşıyaka'da pek çok yerde irili ufaklı asansör kazalarını, facialarını yaşıyoruz. Dolayısıyla bu çok büyük bir sıkıntı. Bir an evvel biz hem apartman yöneticilerinden bu konuda daha duyarlı olmalarını, sadece fiyata, maliyete değil, diğer taraftan servis aldıkları firmaların bünyelerinde elektrik ve makine mühendislerinin çalışıyor olduğunu kontrol etmeleri gerektiğini, merdiven altı firmalardan uzak durmalarını, bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmalar ve bünyesinde elektrik ve makine mühendisleri çalışan firmalardan bu servis almaları konusunda bir duyarlılık geliştirmek gerektiğini düşünüyoruz.